Merhaba para kanal izleyicileri hepinize selamlar saygılar Evet borsadan ekonomiden e, paranın legal olduğu her yerden size haberler vermeye devam ediyoruz arkadaşlar sadece haber veriyoruz bunu her zaman söylüyoruz Evet güçlü al sinyal veren hisseler var haftalık olarak bunu yapmaya çalışıyorum genelde vermeye çalışıyorum bu haberi cumartesi ve pazar günleri Evet dostlar Lütfen her zaman belirttiğimiz gibi belirtelim. Buradaki bilgiler bir yatırım tavsiyesi taşımaz. Para bil kanal bir haber kanalıdır ve biz reklamlardan para kazanıyoruz YouTube'un. Kazanmakta yani çorba parası diyebilirim yani çok az bir miktar. E, bu yüzden size sürekli söylüyoruz. Abone olun, beğenin, yorum atın. Daha fazla kişiye ulaşalım diye. Yani bu bunu da belirtmeden geçmeyin lütfen. Abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bu bilgilerin hepsi arkadaşlar Trading View teknik değeri değerlendirme verilerine göre hangi hisseler güçlü al veriyor? Bunu size cevap verecek. Aşağıdaki listede sizler için güçlü al veren hisseleri derledik. Öncelikle arkadaşlar liste 20 Ocak 2023 tarihinde hazırlanmıştır. Bu nedenle ileri bir dönemde, ileri tarihlerde bu listeyi incelediğinizde yapılan derecelendirmelerde farklılık görebilirsiniz. Bunlar yanlış değildir. Biz sadece şunu söylüyoruz. 20 Ocak gibi 23'e göre bu derecelendirmeler sabittir. Ama haftalık olarak genelde vermeye çalışıyoruz bu haberleri. Teknik derecelendirme nedir? Arkadaşlar teknik derecelendirme Trading New Order Borsa uygulaması ve sitesinin belirli indikatörlere yani teknik göstergelere göre hisseler için belirlediği derecelendirmelerdir. Bu derecelendirmeler 5 farklı belirteçten oluşur. Bunlar güçlü al, al nötr sat güçlü sat ve güçlü sat olarak sıralanmaktadır. Peki bu veriler nasıl belirleniyor? TradingView bu ibareleri belirlerken teknik indikatörleri baz alıyor. Teknik hangi indikatörler baz alınıyor? Ağırlıklı olarak RSI, MACD, CCI, Stoch, Momentum, Bollinger Bands, Moving Average gibi analistler tarafından en çok kullanılan ve teknik analizlerde en do doğru sonuçları veren indikatörler kullanılmaktadır. Evet arkadaşlar, güçlü al sinyali veren hisseler. Evet dediğimiz gibi bunlar bir yatırım tavsiyesi değil. Türkiye Sınav ve Kalkınma Bankası, Koç Holding, Akbank, GSDO, Şok Market, Gübre Fabrikaları. 6 tane şirket görüyorsunuz arkadaşlar. Güçlü al vermiş. Tekrarlayalım mı? Türkiye Sınav ve Kalkınma Bankası, Koç Holding, Akbank, GSDO, Şok Market, Gübre Fabrikaları al sinyal veren hisseler. Koza Altın, Sereç, İpek Enerji, Tofaş, Otkar, Bimaş, Kocaer, Nigros, Türksel, Şekerbank, İşdemir, Coca-Cola, Enerjisa, Arçelik, Şişe, Albaraka, Hektaş, Saol, Halkbank, Vakıfbank, Ereğli, Tüpraş, Tav Havalimanları, Pegasus, Tukaş, Sasa, Petkim, Ecilç, Kort, C Cimento, Çemt yani bunlar da al sinyali vermiş arkadaşlar. Şimdi burada gördüğünüz zaten bunların hepsi nasıl çok büyük şirketler. Biz de o şirketler genelde sat sinyalı veren hisseler varmış. Asuzu, Yayla Gıda, Odaş, Geleyeo, Aydem, Zoran, Jans, Bioen, Aksen, TSSpor, Spor, Alkim, Teknosa, Erbos, Briant, Netol, Aksa, Bucim, Dohol, Anadolu Efes. Evet bu veriler arkadaşlar bunu tekrarlamaktan bıkmıyorum. Siz de dinlemekten bıkmayın. Trading bin tarafından sağlanmaktadır. Para Bilgi kanalının bu verilere herhangi bir katkısı olmamıştır. Verileri Tradingview bir adres siteden de inceleyebilirsiniz. Teknik veriler ve teknik derecelendirmeler kesin sonuç vermezler. Sadece yatırım yaparken bir destekçi olarak kullanılabilirler. O nedenle teknik veriler yatırım yaparken asıl kıstas olmamalıdır sevgili arkadaşlar. Evet. Dinlediğiniz için, videomuzu izlediğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Ee, sabrederek bizi izleyip dinliyorsunuz. Lütfen e, yorumlarınızla, beğenilerinizle bu kanalın videolarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlarsanız da bize yardım etmiş olursunuz. Bunu bizden esirgemeyin. Hepinize bol bol kazançlar.